böyle yakındığımızda, ya Allah'ım ben ne günah işledim de böyle bir şey oldu gibi, hani böyle bir aranışta, bir serzenişte bulunuruz ya. Şimdi ben de aslında bunu gördüğümü, onu hissediyorum hep. Yani biz ne günah işledik ya? Biz ne hata ettik ki bu devlet bu hale geldi? Yani gerçekten içler acısı bir durum bu. Şimdi bunu popülizmden, efendim o onun haklısı, bunun haksızı, onun lafına bu cevap vesaire gibi gündelik bir polemikten, yani ikili ilişki, böyle iki kişi arasındaki bir ilişkiyi çözümlemek gibi bakarsak yanılırız. Burada çözülen bir devlet. Bir devlet yapısı ya. 100 yıllık bir cumhuriyetin bütün birikimi, bunca yıl bu modernleşme çabamız, bunca yıl inşa etmeye çalıştığımız hukuk, bunca yıl efendim böyle bir ihtimam ile var olduğunu sandığımız kurumsal bir devlet yapısı. Karşımızdaki kişiler, ya bir tanesi İçişleri Bakanı, El İnsaf ya, İçişleri Bakanı. Yani hepimizin can ve mal güvenliğinin emanet edildiği, hepimizin güvenliğini sağlamaktan sorumlu, görevi bu olan, bütün 84 milyonun esenliğini sağlamakla yükümlü bir kişi kullandığı dile bakın. Kullandığı dile bakın. Bu ilk değil, son değil. Bu bir mahalle kabadayısı ağzı. Bu bir sokak üslubu. Bu jargon ya herhangi bir insana bile yakışmaz. Yani sıradan bir kişinin bile, sıradan bir kişinin bile üstlenmemesi gereken şu görüntüyü bu ülkenin İçişleri Bakanı bir canlı yayında yani bir başka siyasi figürüne sarf etmekten hiçbir çekince duymuyor. Ve çok merak ediyorum. Rütük bu konuyu gündemine almayı düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Şimdi sonuçta bir canlı yayında bir siyasetçi bir başka isim hakkında Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur. Adam yerine koymam, insan yerine koymam, hayvandan aşağı bir adamdır diyor. Buna yani bu sözlerin yani onda biri. Onda ya biz söylesek. Türkiye'de evet bazı kanallarda sizlerden birinin söylediğini düşünün. Ben şimdi yorum yapsam mesela. Rütü'yü nasıl hemen harekete geçeceğini. Ya Rütü'yü bırakın. Gece saatine tweetler atılır. Anında tweetler atılacağını. Ya Rütü'yü bırakın, şu kapıda hepimizi gözaltına alırlar ya. Şu kapıda gözaltına alırlar hepimizi. Şimdi bu dediğim gibi yani bu sakil yapı, bu böyle, bu seviyesizlik, bu düzeysizlik, hakikaten bu düşkünlük ya bir bu ülkenin bir bakanının ağzından dökülüyor. Şimdi seviye buralara kadar inmiş. Yani hakikaten tefessüh etmiş bu devlet derken, çürümüş derken kastettiğim de buydu. Şimdi buna cevap, karşı taraftan gelen cevap. Ya böyle mi olmalı? Yani erkeksen çık dışarıya, gel karşıma. Haydi bakalım, korkuyor musun, korkmuyor musun? Bekliyorum oğlum. Silahsız geliyorum. Ya iki ergenin... Ya silahsız geliyorum ne demek? Yani silahlı gelme ihtimaliniz de mi var? Ya korkma, evet evet yani korkma, silahlı da gelebilirdim. Senin altında silahlı insanlar var ya aslında. Şimdi biraz onu gündemde. İki ergenin, anlatabiliyor muyum? İki ergenin çatışmasına, iki ergenin adeta böyle işte ergen ve kendi şeylerini tatmin eden, egolarını tatmin eden, kendilerini kanıtlama çabalarına kadar düşmüş bir devlet görüntüsü, bir devlet yapısı. Ve bu hepimizin gözünün önünde yapılıyor. Ve buna devletin kurumları teşne ediliyor. İşte polisi vesaire. Ve oraya bir hayvan izleme aracı konabiliyor ya. Yani öyle semboller üzerinden de mesaj vermek şeklinde bir çürümüşlük hiç çekinmeden sergilenebiliyor. Yazıklar olsun. Yani gerçekten yazıklar olsun. Bu iktidarınıza da yazıklar olsun. Sergilediğiniz bu yapıya da yazıklar olsun. Bu ülkeyi getirdiğiniz bu noktaya da, bundan dolayı çizdiğiniz bütün politikalarınıza yazıklar olsun. Bu seviyesizliğe siz layıksınız ama bu ülkeye yazık ettiniz, yazık ediyorsunuz. Onun için diyorum Selim Bey, biz ne günah Selim Bey, bu seviyesizlik. O sözünüz yanlış anlaşılır. Daha doğrusu yanlış anlamak isteyen yanlış anlamaya müsait. Hani buna layıksınız, bu seviyesizliğe layıksınız değil de orada hani böyle bir seviyesizce gördüğünüz bir tutum karşısında sizden daha seviyeli bir üslup
beklenebilir anlamında ya bu, bir yorumumuz olsun. Bu bir seviyesizliktir. Evet. Ya bu bir seviye düşüklüğüdür. Ya bu dil ile, bu hakaretlerle bu devletin iki siyasi figürü birbiriyle muhatap olamaz oluyorsa, seviye buralara kadar düştüyse, vah bu ülkenin haline, vah bu devletimize, vah bu geleceğimize. Şimdi bu bir tarafa koyalım bunu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. İki. Değil. Ümit Özdağ'dan cinsiyetçi dile karşı duyarlı davranmasını beklemek bu ülkede herkesin hakkıdır. Çünkü kendisi aynı zamanda bir profesördür. Evet. Profesör Ümit Özdağ'dır. Ama, dolayısıyla dilde cinsiyet ayrımcılığını bilir. Orada mesela erkeksen orada bekle tarzındaki ifadelerin cinsiyetçilik içerdiğini, oysa cesaretin varsa çık karşıma şeklindeki bir söylemin cinsiyetçi olmadığını, nötr bir ifade olduğunu herhalde kendisi de muhtemelen biliyordur ve farkındadır. Bunun üzerine bir siyaset inşa ediliyor. Bu beni üzüyor. Şimdi tabii Ümit Özdağ burada gerçekten toplumda büyük bir infiale yol açmış. Yani derinde bir yarılmalara, derindeki bir enerji birikimine sebep olmuş bir mesele üzerinden bir siyaset inşa ediyor. Ve bunda da popülist bir söylemle başarılı oluyor. Şimdi burada Özdağ'a benim tek eleştirdiğim nokta sorunu tespit etmesi değil, ki doğrudur, bu sorunu tespit etmesi yerindedir. Ama sorunun kaynağına yönelik bence sağlıklı bir tahlilden çok uzak duruyor. Şimdi sadece dediği gibi Barış'ın da hedefi Soylu göstermesi, sadece Soylu üzerinden kişisel bir çatışmaya girmesi meseleyi anlamamıza da çözmemize de yeterli değil. Şimdi eğer bu ülkede hakikaten kangrenleşmiş, bu hale gelmiş bir sığınmacı problemi varsa, bunun tek sorumlusu şu anda ne Soylu, ne Soylu'nun izlediği politikalar. Bunun esas ana sorumlusu 10 küsur yıldır, 2010'dan bu yana, hatta daha öncesinden, ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dediği günden itibaren çizdiği politikalarla Erdoğan'dır ve AKP'dir. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçasıdır bugün yaşadığımız. Bundan uzak tutulamaz. Yani biz şimdi anlamlandırıyoruz ki 2006'dan itibaren bütün güney sınırlarımızdaki mayınların niçin temizlendiğini. Daha Suriye'den iç savaş başlamadan oradan bu göçmen akını, yani göçmen demeyeyim yanlış bir tabir, oradan sığınmacı bu kitlesel akın başlamadan önce biz zaten kendi elimizle İsrail'e ihale ederek sınırlardaki bütün mayınları temizleyip orayı geçişe uygun hale zaten Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında getirdik. Biz Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında ve onun eş başkanı olarak bu coğrafyanın, Orta Doğu coğrafyasının haritasının değişmesinde dinci bir söylemle, bir ihvan hayali peşinden koşarak orada efendim işte bir İslam üzerinden bir halifelik neredeyse kuracağız ve bunun halifesi de biz olacağız gibi bir ütopik hayalin peşine takılarak oradaki bütün demografik yapıları, oradaki paramparça edip oradaki iç çatışmaları körükleyerek bu işi yarattık. Bunu bile isteye yapan bir iktidar var karşımızda. Bugün burayı 8 milyona yakın sığınmacılarla, 8 milyona yakın kimliği bile belli olmayan, kim olduğu belli olmayan, geçmişi araştırılmayan, kimlikleri hakikaten sahih bir şekilde ortaya konmamış insanlarla bu ülkeyi dolduranların bugünleri politik olarak adım adım çizdikleri bir sürecin sonucudur bu. Ümit Özdağ'da bu eleştirileri mesela görmüyoruz. Ya, bakın hukuken Afganistan'dan ve Pakistan'dan gelen hiçbir sığınmacıyı hukuken, bırakın siyasi olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına almak durumunda değilsiniz. Gelen herkesi o gün geldiği an itibariyle bizim 6458 sayılı yasamız var ya, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu. İlk iltica ülkesine iadeyi düzenler, yükümlülük olarak yükler. Siz yasaların size verdiği göreve de aykırı davranarak suç işliyorsunuz. İlk iltica ülkesi o insanlar için İran'dır.
İran'ı geçip Türkiye'ye gelen hiçbir sığınmacı sığınma gerekçelerinden istifade edemez. Nedir o? Efendim işte bir ülkeden kaçıyorum. Irkımdan, dilimden, ideolojimden, vatandaşlığımdan, aidiyetimden ötürü şey altındayım, tehlike altındayım, öldürülme tehdidi altındayım, hayati tehlikem var. Dolayısıyla o ülkeyi terk edip size sığınıyorum dediğinde onu almak durumundasınız. Ama İran'ı geçip buraya gelen bir kişiyi bile almak durumunda değilsiniz. İran'a geri gönderirsiniz. Nitekim Avrupa hepsini bize gönderiyor. İlk iltica ülkesi Türkiye'dir deyip hem buna hem Cenevre Sözleşmesi'ne uygun olarak bize gönderiyor. Zaten geri kabul anlaşması imzaladı Türkiye. Siz zaten imzalamışsınız 3 kuruş para alayım 3,5 milyar euroyu da oradan kullanayım diye. Şimdi siz nasıl bir geçici koruma altındaki yabancılar bunlar? Geçici koruma altındaki yabancıları biz nerede gördük biliyor musunuz? 91 yılında hatırlayın Peşmerge. Yani Saddam'dan kaçan, Halepçe'deki o katliamdan kaçan peşmerge Türkiye sınırına doğru yaklaşık hatırlayın 500 bin kişiydi toplamı. 500 bine yakın peşmerge bu sınıra doğru bize doğru kaçmaya yani bu tarafa doğru sığınmaya başladığında ne yaptı o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Şimdiki AKP iktidarı gibi bütün sınırları açıp hurra girin hepiniz içeriye nereye isterseniz dağılın mı dedi. Hayır. Birleşmiş Milletler harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar aldı. Bir diplomatik başarı ve bir diplomatik misyon üstlendi. Bunu bir kriz olarak yönetti ve ne yaptı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar aldı. Türkiye-Irak sınırının, üstelik Türkiye tarafında değil, Irak tarafında tampon bir bölge ihtas ederek o bölgede sığınmacılara yönelik uçuşa da yasak bir bölge ve onların güvenliğinin sağlanacağı Türkiye'nin koruması altında bir alan, bir saha tahsis ederek bütün o göçmen yani o gelen sığınmacılar o bölgede güvenlikleri sağlandı. Ve sonra hepsi biliyorsunuz geri gönderildi. Şimdi siz geçici koruma altındaki bu yabancıları, Suriyelileri bu kapsamda sınırda güvenli bölgelerde tutabilirdiniz. Bugün İdlib sizin kontrolünüz altında güvenli bölge. Orada da tutabilirdiniz. Ya geçici koruma altındaki bir sığınmacının İstanbul'da ne işi var? Milyonlarcasının. Bütün ülkenin bütün şehirlerine istisnasız ipini koparanın istediği yere, istediği araçla hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın hüviyetsiz bir şekilde üstelik hiçbir kaydı olmadan gidebilmesi mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar sizin uyguladığınız bir politikanın sonucu. Büyük Orta Doğu projesi kapsamındaki görevinizin devam ettiğini görüyoruz. Bu nedir? Bu ülkenin ulus yapısını bozuyorsunuz. Bu ülkenin demografisini bozuyorsunuz. Bu ülkeni bir ümmete doğru çevirmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkenin kültürel altyapısını darmadağın ediyorsunuz. Bu ülkedeki dili, bu ülkedeki yaşamı, kültürü, ya buraya okuma yazma bilmeyen, işsiz güçsüz bütün insanları hiçbir ayrıma tabi tutmaksızın geçmişinde suç mu işlemiş, geçmişinde efendim radikal örgütlerin mensubu mu, silahlı mı değil mi, kimdir? Buna bile bakmadan olduğu gibi içeriye doldurup böyle bir atmosferden çıkar elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun en büyük itirafını kim yaptı? Binali Yıldırım yaptı. Ne dedi? Açık açık yüzümüze bakarak dedi ki ya biz bunları dedi eğer dedi Avrupa Birliği çok korkuyor dedi. Eğer dedi biz sınırlarımızı dedi açmış olsak dedi bu sığınmacılar dedi Avrupa'ya gitseler bunların hepsi Avrupa'yı istila ederler dedi. Biz dedi Avrupa'yı bu istiladan koruyoruz dedi. Biz böyle bir görevi üstleniyoruz dedi. Bunun için bize dedi yani işte çıkar sağlayın bize oradan para gönderin derken ya biz bile isteye Türkiye'yi bunlara istila ettiriyoruz'un itirafında bulundu. Peki. Şimdi bunun için ne yapmanız lazım? Bir iki şey söyleyeyim. Ya bu konu hakikaten çok önemli. Ama halkımızı aldatıyorlar çünkü. Evet aldatıyorlar. Şu anda sığınmacıların geri gönderilmesi anlamında uluslararası hukuk kuralları uygundur. Bakın Esad 2016'dan beri en sonu daha çok yeni defalarca bir af kanunu çıkarttı.
Yani bu sığınmacıların Türkiye'de bulunmasını gerektirecek koşullar uluslararası hukuk anlamında ortadan kalkmış durumda. Esad bir af çıkararak bir barış metnini defalarca yayınladı. Şimdi sizin artık bunların efendim ülkelerine geri dönmeleri hususunda tehlike devam ediyor şeklindeki bir argümanınızın yerinde olmadığını görüyoruz. Ha ne yaparsınız? Ya şerefsiz dediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiniz. 3 kuruş için. Değil mi? 3-5 kuruş için bütün söylediklerinizi yuttunuz, görüşmeye başladınız. Sisi dediniz, darbeci dediniz, hepimizi suçladınız. 3-5 kuruş için ona gittiniz. Suudi'ye gittiniz ya katil dediğinizle sarıldınız. 8 milyona yakın ki bunun 5 milyonu Suriyeli sığınmacının bu ülkeye yarattığı tahribatı görüyorsunuz. Yarınlarımıza ne gibi bir tehlike tohumları ekildiğini görüyorsunuz. Ya bunun için gidin Esad'la konuşun. Sadece bunu çözmek için konuşun. Her şey 3 kuruş için değil. Bu ülkenin yarını, çocuklarımızın geleceği, kızlarımızın, kadınlarımızın huzur içerisinde ya korkmadan sokaklarda, parklarda, boğazda, şurada, burada gezmeleri buna bağlı. Buna bağlı. Gidin Esad'la oturun. Peki. Esad Sisi'den daha kötü değil. Esad belki otururlar Salim Bey, belli de olmaz yani önümüzdeki süreçte. Oturmaları lazım. Hı-hı. Oturmaları lazım. Oturup bu sorunu hakikaten kalıcı bir şekilde çözmeleri lazım. Peki. Ama şeyi hatırlatalım. Yani Ümit Hoca uluslararası ilişkiler ve hukuk anlamında çok uzmandır. Ve bu anlamda sığınmacı meselesinin hukuki boyutlarıyla ilgili, olması gereken statüyle ilgili boyutlarını epey vurgulamış bir isimdir. Ama Erdoğan'ı özellikle... Erdoğan'ı...